Nasıl bir karar verdin Tolga ile ilgili? Ben Tolga ile o defteri kapattım. Ailemle geri döneceğim. Tamam, beklediğim cevap buydu. Teşekkür ederim. Bekle, bekle. Ben otur, otur. Çıkıyorum. Hayır, hayır. Hayır, Tolga. Bir saniye. Bak. Otur, gerçeklerle yüzleş. Abla, gerçeklerle alakası yok. Beklediğim cevaba bak. Gerçeklerle tamam, yüzleşin. Kızları öyle bir biletle getirirseniz al seni bir biletle de kızları terk eder. Kızları bir biletle zorla getiren kimse yok abla. Oğlum kendi siz niye hiçbir şey geliyor. Usulüne uygun yapmıyorsun? Senin sonun hep bu olacak. Gelmezsen biter diyen de ben miyim ya? Tamam sen Denizli desin, ben Gaziantep'teyim. Sana neden boş ümit vereyim ki? Boş ümit mi vereyim? Gelip isteseydin o zaman, ben sana en başında dedim ki. Benim ağzımı açtırmayın. Bence bu olay burada kapansın, susun. Ne diyeceksin mesela? Tolga, sen o kızla kaçtığın dakikada ertesi günü aileni, aracıları bu ailenin evine göndermiş olsaydın olaylar buraya gelmeyecekti. Ama sen yaşamı hep aynı şekilde tekrar abla ediyorsun. Abla şöyle bir şey de senin söyleyebilirim. Senin için de şu açıdan üzülüyorum. Senin kararlarının arkasında durmayan bir ailen var. Çünkü diyorlar ki Tolga'nın alışkanlığı. Tolga eve bir kız getirir. Abimi, eniştemi nedir? Hemen de dini nikahı kıyar. Tolga 3 gün sonra kızla anlaşamaz. O kızı da ailesine gönderir. Senin yaşamın da bunun üzerine şekillenmiş. Yapmayın bunu. Ve senin de gençliğine de, yazık. Abla, genç kız ablanın yaptığı gibi şey iddia yok. Ettiği gibi ortada kalırsın. Değil mi? Ortada zorla kalırsın. Zorla yaptırılan bir şey yok. Ha? Tamam mı? Nasıl zorla ortada yaptırılan kalacağım? Bir şey yok. Biz ailesiyle konuştuk. Ailesi, bizim aile dostumuz var Eyüp abi. Onunla biz görüştük. Meltem hatta bizim evde ailesine karşı ben gelmek istemiyorum diyerek ağladı. Abisi de bize dedi ki siz o zaman benim kardeşimi gönderin, ben de bizimkilere söyleyeyim canlı yayına çıkmasın. Sonra biz öğrendik ki canlı yayına çıkmak zorunluymuş. Tamam dedik. Canlı yayına çıkmak zorunlu değil. Biz... O canlı yayına çıkılacağını duyduğu dakikada karşı taraf hemen harekete geçiyor. Bu benim defalarca. Benim derdim olay İstanbul'a, onlar esair olay, yani bana başvurmadan önce çözülmüş olmasıydı. Onların İstanbul'a gelip yayına katılacağı gün değil. Ben öncesinden tamam. bahsediyorum. Ben aile dostları Hatice abla diye birisi var. Onunla görüntülü konuştum cuma günü. Gece saat 2 miydi, 3 miydi, neydi, görüntülü konuştum. Bana ablasının, annesinin, abisinin ne durumda olduğunu gösterdiler. Göstermediler, Meltem gösterdi. Ben sana ne dedim? Bak dedim, annen dedim bu hal dedim. Ben anneni o halde gördüm, içim cız etti. Tolga hiç uzağa gitme. Arayalım dedim. Siz Meltem'le buraya geldiğiniz ilk gün ben senin abine de dedim ki sizi buraya bekliyorum ailece. Bütün ailenin burada inci gibi dizilmesi gerekiyordu. Siz ne yaptınız? Tek biletle sen Allah'ın huzurunda eş olarak kabul ettiğiniz ki ailen de öyle, kıza bilet kestiniz, evine gönderdiniz. Ya kıza bu hangi, bilet kesip hangi evine gönderme sebebimiz vardı? De şu. Sen çünkü geldiğinde o dakikada sen kendi ailene de güvenmiyordun. Çünkü güvenmiş olsaydın yayına ilk çıktığın günde ailem benim arkamda şey derdi. Tabii, bekle. Yahut da bu kızı tek göndermezdiniz. Ya nikah kıydığınız, eş olarak aldığınız tamam. kızı bakın. Biletle... Geri yaşadığı yere nasıl gönderiyorsunuz? Sen demen lazım ki. Sorunuzun cevabını anne, hemen veriyorum. Çok üzüldüğün anne, lütfen bir dakika. Sorunuzun çok üzülüyorsun cevabını ya hemen anne. Veriyorum. Kapıyı çalacaktın. Anne, biz bir hata yaptık. Ben şimdi usulüne göre yapmak istiyorum. Resmi nikahımı da yapacağım. Onu anlatıyorum. Alıp... Anlamıyor ama anlamıyor. Kapıyı çalman lazım. Siz böyle olmadı aynı Esra Hanım'ın dediği gibi ilk yaptığın hatanın tekerrürü bu. Meltem bir şey soracak Tolga'ya. Sorunuzun cevabını vereyim bir dakika. Versen. Siz dediniz yani kızı tek biletle gönderiyorsunuz. Biz abisiyle konuştuk. Abisi dedi ki bu ailede benim sözümü dinleyeceksiniz, bu bir. Bizim kızımızı gönderin. Tolga sana söz, bir hafta sonra gel yüzüklerinizi takıp ben sizi tekrar göndereceğim. Yüzüğü de takan abi değil mi? Evet. Peki. Tamam dedim. Meltem, ben bak, o şekilde Tolga, çıkardım bunda Meltem'i yola. Ne anlatırsan bak boşa çıkarsın, söyleyecek çok cevabım var. Dava benim davam değil ama ben bir genç kızı... Bu çıkmış olduğu hayali yolculuktan uyandırabildiysem ne mutlu bana. Bugün Meltem'in söylediği şu cümle var ya, ben kendime haksızlık etmişim. Evet, aynı şekilde davranan genç kızların hepsi kendi hayatlarına haksızlık ediyorlar. Onun sana sorusu vardı Meltem. Sen dün Seda'yı niye aradın? Niye ben Seda'yı aramadım. Niye arayıp fotoğrafları yollama dedin? Ben öyle bir şey demedim. Demişsin, arama kayıtlarıma bakabilirsiniz. Demişsin. Arama kayıtlarıma sen bakabilirsiniz. Sen bunu nereden biliyorsun? Duydum abla birisinden. Hı hı. Seda'yı aramış, fotoğrafları yollama demiş.
Esra Hanım, arama kayıtlarıma bakılabilir. Ben Seda ile kesinlikle görüşmedim. Abla, bir şey daha sorayım mı? Tabii. Bir şey daha sorayım. İstediğin kadar konuşabilirsin. Hoş, sorularını hoş sorabilirsin. Araya girmek istemiyorum. Sen benimle birlikte... Burada yalan konuşmayın. Yalan konuşmuyorum dedin ya. Ailene döndün. Ailene döndün. Bir saniye, madde olayını ilk defa canlı yayında Cuma günü dile getirdiğinde Seda dedi ki senin böyle bir alışkanlığın var dedi. Sen de ona dönüp şu cevabı verdin. Dedin ki senin de benim yanında çekilmiş fotoğrafların var dedim. Bu sizin kullandığınızı gösteriyor. Ben öyle demedim. Bu kız da diyor ki sen benim yanımda aynı girişimde bulunmak istedin. Ben abla kaç defa sordum. Daha önceden içiyor musun dedim. Eğer benimle birlikte olacaksan onu bırakacaksın dedim. Ne dedi? İçmeye kalktı. Yani... İçeceğim dedi. Esra ben Hanım, de dedim ki hayır olmaz Esra dedim. Esra Hanım, ben bir şey söyleyebilirim. Benim bağlanmasını istediğim kişiler var. Onlar beni çok iyi tanıyorlar. Siz bu ağa nasıl düşüyorsunuz? Onların bağlanmasını nasıl temin ediyorsunuz ben. Tolga? Ben onların bağlanmasını istiyorum. Bak 21 istiyorum. Yaşındasın. Ben sana bağlanmazlarsa ben canlı yayını terk edeceğim. Nereye terk ediyorsun? Dışarıya çıkacağım ben. Hayır, neden terk ediyorsun? Peki niye sıkıştın da terk etmek zorunda hissediyorsun? Sıkıştıkla alakası yok. Siz bu maddeyi çünkü gördünüz burada, mü? Burada yalan... Gördün mü? Bir dakika. Maddeyi kullanırken gördün mü sen? Görmedim. Elinde. Yalnızca. Ama ad olarak biliyor galiba. Ad olarak biliyorum. Bir de geçen gün yani tam konuşurken elinde fotoğraflar var mı Seda'nın dedim. Benim içtiğime dair yoktur. Varsa da yüzüm gözükmüyordur dedi. Doğru ben mu? Ben öyle bir şey demem. Esra ne kadar işin var ekranda çıkmıyor. Biz sürekli aynı konunun etrafında dönmek istemiyorum. Böyle fotoğrafların var mı? Yok. Bu konu üzerinde peki, çok... Peki Seda'nın sende o fotoğrafları niye var? Bu konu üzerinde çok yürüyorlar. Hayır. Seda'nın... Sen söyledin oğlum bunu. Bak, sen dedin ki senin de fotoğrafların şey var dedi. Ben dedim dedin, ki canlı senin de dedim. Hazırlasanız o bölümü. Tamam. İçme senin de fotoğrafların vardı dedim. Tamam ama o ana dair. Senin de var dedim. Tamam o ana ama dair. Ama ben o fotoğrafları sildim yani. Peki Seda'nın inşallah kurtulursunuz. Kendinize iyilik yaparsınız. Buradan nereye dönüyorsun? Denizli'ye okulumu da bitireceğim. Üniversitemi de bitireceğim. Tamam. Bu kadar yani. Söz. Söz. Evet. Ne kadar? Hazırlanıyordum. Hazırlanıyordum. Ne kadarlık kaybın var? Yani 2-3 aylık vardır. 2-3 aylık kayıp. O olsun, hiçbir şey için geç değil. Yani çalışırsın, gece gündüz çalışırsın. O açığı da kapatırsın. Hayalini kurduğun bir bölüm var. Evet. Onu okumak istiyorsun. Evlenirsiniz, aşık olursunuz ama hepsinin zamanı var. Aynen. İnsanın bir de bazı duyguları bilerek yaşaması, gerçekten hissetmesi, onları sindirmesi o kadar kıymetli ki. Bunların hepsi böyle harala gürele geçiyor. Ama bir aşkı bile hissederek yaşamak, dolu dolu yaşamak çok daha kıymetli bir şey. Yaşadıklarına değer veriyorsun. Okuduğun zaman bu sefer senin düşünce yapında, seninle aynı yolda yürüyecek, senin gibi hayalleri olan biriyle yolculuk yapmak da güzel. O sana bir şey katıyor, sen ona katıyorsun. Canlı yayına katıldığında Tolga'ya çok güvendiğini söylemiştin. Esra abla, ben onu tanıyorum, güveniyorum. Demek ki kime güveneceksin hayatta? Aileme sadece. Peki bir soru sorayım o zaman. İlk önce kendine güveneceksin. Kendine güvenebilmen için de birey olman lazım. Yani ne yapacaksın hayatta? Kendi sorumluluğunu alacaksın. Ben yiyecek ekmeğimi kendim kazanabilirim. Ben kararlarımı doğru alabilirim. Annem bana umut bağlamış, annemin umutlarına cevap verebilirim. Bunların cevabı içinde. Orada değil, bir başkasında öyle değil. Öylesiye kadar okutacağım. Öylesiye kadar okutacağım. Ne? Öylesiye kadar arkasındayım kızlarım. Sağ ol yavrum. Bin değil, bin kere Allah'ın olsun. Hepinizin eline ayağını öpeyim. Hepinizin çok çok teşekkür ederim. Hepinizin. Çok çok güzel. Bizde kimse üniversite kimseye hazırlık baskı kuramaz. Kitapları... Kimse istemeden hiçbir yere gidemez. Anne tamam. Kim? Burada kendinize prim kasmayın. Ne prim kasmayın? Prim mi? Kimse... Tolgacığım bak. Kimse yanlış... istemeden bir yere gidemez. Hiçbir... Kimse bak, kimsenin zoruyla da bir yere gider gidemez. İsteyerek gider de... Bak siz şunu anlamıyorsunuz. Sen bu kızı siz tanıyor musun? Siz anlatmak istediğimi anlamıyorsunuz. Ben seni gayet iyi anlıyorum. Çünkü ben her gün... Tolga gidiyor, Ahmet geliyor. Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor. Meltem gidiyor, Ayşe geliyor. Hep aynı konuların içerisindeyim. Hep aynı gözü yaşlı annelere destek veriyorum. Hepsinin feryadı anne. Aynı şekilde. Olabilir. Sadece sana şunu söylemek istiyorum. Genceciksin. Yanlış alışkanlıkların var. Bir, bunlardan kurtul. İki, abla, ben kendi yaşamınla alakalı... Benim... Kendi yaşamınla alakalı... sağlıklı kararlar alabileceğin, aldığın kararın da sonuna kadar arkasında durabileceğin
bir yaşam çiz kendine. Ben size... Okuyor musun, okumuyor musun, çalışıyor musun, çalışmıyor musun bilmiyorum. Yaşın flörtü ve arkadaşlığı gerektiriyorsa bunu sesimin... bu şekilde layıkıyla yaşayın. Ben size sesimin bir genç kızın umutlarıyla şey belki geleceğiyle oynayacaktın. Tamam, ben size sesimin alınmadan bir şey söylemek istiyorum gizliden. Yayın dışında da söyleyebilirsin. Ekip arkadaşlarım orada da yazabilirler. Tamam. Ne yaşanırsa yaşansın bu kız ailesinin yanına dönecek ve kendi dönsün, geleceğini kendi inşa edecek. Ama sen kendi de hedefleri. Bugünden itibaren sosyal medyadan yazışıp karşılıklı güzel sözlerle bir ilişkiye başlayıp başka bir kızı kendi ailesinden toprağından koparma. Çok istiyorsan o kızı... Atla benim kimseyi bak, kendi toprağından koparmam falan bak, yok. Bir kızı çok istiyorsan düşün taşın ailenle yola çık. O kızı layıkıyla o aileden iste öyle gelecek kur, tamam mı? Abla benim kimseyi kendi toprağından kaçırmak istediğim yok. Herkes kendi kararlarını kendi veriyor. Bak herkes... ne oldu? Hani kararları? Demek ki verdiği karar sağlıklı değildi ki. Bugün doğruları ve gerçekleri öğrendiğinde dedi ki ben seninle yapamam. İşte seninle yanlış bir gelecek... insanlarla yanlış hayatlar kuruluyor, sonuçlar da bu oluyor. Kim? Yanlış insan sensin, yanlış hayatta. Senin hayatın şimdi doğru kararı aldı. Benim çok bir teşekkür ederim. Yok. Bak, ben çıkmak kendi istiyorum. Şeyini de yaptı, finalini de yaptı. Yolun açık olsun, şu internete, bu aşklara, meşklere bir son verin. Bir biletlik ilişkiler yaşamayın, bir biletle terk edilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Hadi buyurun. Sakın ne sen ne başka genç kızlar. Buradan ailelere de sesleniyorum. Gençleri sosyal medyadan alamazsınız, başlarında duramazsınız ama onlarla yakın, çocuklarınızla samimi ilişkiler kurarsanız, güvene dayalı ilişkiler inşa ederseniz çocuklarınızla en azından o internette kimlerle görüşüp nasıl yazıştıklarını size söyleyebilirler. Bari onları anlamaya çalışın. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Çok sevindim. Bak. Gerçekten çok sevindim. Ben bunun için her gün burada mücadele edebiliyorum ama senin bunu anlaman ve doğruyu bulman beni çok sevindirdi. Sizi seviyorum. Kitapları göndereceğim. Sözüm var sana. Teşekkür ederim. Sen de sıkı sıkı çalışacaksın. Ben de buradan diyeceğim ki Meltem Üniversitesi kazandı. Çok teşekkür ederim. Tamam. Çok hadi teşekkür ederim. Sağ olun. Yakın duramıyor. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.